Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça biliyorum. 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Bugün size Atomi'nin misyon ve vizyonu hakkında bahsetmek istiyorum. Atomi'nin kurucusu şöyle diyor, bu çağın en büyük problemi gelir dağılımının çok bozuk olması. Ya bu da şu demek, yaklaşık dünyanın %90'ı ve %10'u, %10'u %90'ın gelirini kazanıyor arkadaşlar. Yani bu şu demek, dünyanın %10'u, %90'ı kadar kazanıyor. Bu çok büyük bir gelir dağılımı. İleri dönük olarak çok daha fazla bozukluğu. Bu ileri dönük çok daha fazla olacak. Hatta belki bir 30 yıl sonra bugünlerde olmayan iş gücü, piyasada yani meslekler olmayacak. Hatta birçok kişi işsiz kalacak çünkü teknoloji ilerliyor, robotik sistemler ilerliyor. Belli yeni teknolojiler geliyor. Mesela online diyelim, online öğretmenlik, işte bir kişi, bir öğretmen, bir arkadaş online eğitim veriyor. Belki 1000 kişi, 10.000 kişi katılabiliyor. Belki şu anda YouTube en büyük eğitim araçlarından bir tanesi durumda geldi gibi. Yani buna benzer birçok sektör, birçok meslek aslında 30 yıl sonra olmayacak deniyor. Birçok işini de kaybedebilir eğer çağa ayak uyduramazlarsa. Bununla beraber gelir dağılımı daha çok bozulacak. Yani birçok kişi çok kazanacak ve çok az kişi çok kazanacak. Birçok kişi çoğunlukla çok az kazanmış olacak. Yani daha çok fakirleşecek. Gelir daha çok kazanmakta zorlaşacak. Bir de şöyle bir realite var. Bildiğiniz gibi yani üniversite mezunları artık iş bulmakta zorlanıyor. İş bulmak için master yapmak gerekiyor. Hatta birkaç dil bilmek gerekiyor. Sadece İngilizce etmek gerekiyor. İngilizce işte İngilizce, Rusça, İngilizce, Fransızca da İngilizce, İspanyolca gibi bilmek gerekiyor. Bir fırsat değil. Daha kolay iş bulabilmek için birçok yetenek kazanmak gerekiyor. Bu kişilerin maaşlarının daha çok azalması, yani belki enflasyon dolayı olabilir, maaş zamlarının daha azalmasına ve giderek alım güçlerinin azalmasına sebep oluyor. Ve gelir dağılım bozukluğu daha çok artıyor. Atomi'nin şöyle bir misyonu var, diyor ki bizim hedefimiz, bizim amacımız aslında bu gelir dağılımının düzelmesini ve daha çok insanın daha çok para kazanmasını hedeflememiz gerekiyor. Evet, bildiğiniz gibi ticaretin rızkın 19 ticaret de cesarettedir diyoruz. Fakat buradan ticaret yapmaya kalkmış olsanız çok kaliteli bir markanız olması lazım. O markanın çok uygun fiyatları satıyor olması lazım. Uluslararası bir dağıtım ağınız olması gerekiyor. Global düşünmeniz gerekiyor. Ve böyle bir iş planınız çok zor. Çok çok zor. Yani mümkün değil demek yanlış ama çok zor. Fakat Atomi bu tür bir iş fırsatı, öyle bir iş fırsatı sunuyor ki bir kişi diyor dişlerini fırçalayabiliyorsa çok iyi gelirler elde edebilsin. Çok iyi gelirler elde edebilsin. O nedenle Atomi'ye ait olan kendi markası, kendi patenti, kendi dağıtım ağı, dünya genelinde olan bir ağı size kullandırmaya, bize kullandırıyor. Çünkü bu sayede dünya genelinde sadece ve sadece dişlerini fırçalayan kişi çok iyi gelir elde edebilir. Yeter ki Atomi markasına inansın, dişlerini fırçaladığı diş macunu, diş fırçasının kalitesine inansın ve bunu herkese söylesin. O kadar, başka bir şey istemiyor. Ürünü kullan ve tavsiye et diyor. Sen bu markanın artık ortağısın, ortağı gibisin, aslında ortağısın ve bunu herkese tavsiye et ve tavsiye ettiğin kadar da para kazan. Tavsiye ettiğin kadar. Global bir iş olması gerekir demiştim hatırlarsan. Çünkü bu dünyada şu anda ticari olarak da kalmak için global düşünmeniz gerekiyor. Ve Atomi de öyle yapıyor. Sadece kazancı Türkiye'den değil, Türkiye'de ürünü kullanın. Fakat tanıdığınızın tanıdığı belki Amerika'da, belki İngiltere'de olabilir ya da tanıdığınız İngiltere'de olabilir. Oradakini tavsiye edersiniz. İngiltere satılan üründen para kazanabilirsiniz. Amerika'da satılan üründen para kazanabilirsiniz. Yani Atomi'nin misyonu özellikle bu gelir dağılımını, bozukluğunu düzeltmek, buna destek olmak ve insanların kaliteli yaşamasını sağlamak. Çünkü Atomi ürünleri biraz, evet, çok kaliteli, fiyatı normal bir kişinin alacağı seviyeden biraz yüksekte olabilir. Çünkü değeri iyi. Çünkü Mercedes pahalıdır, Mercedes değeri iyidir, fiyat yüksektir. Ama kalite falan herkes alamaz Mercedes'i. Fakat Atomi diyor ki, evet, benim ürünüm kaliteli, fiyatı da uygun. Bunu herkes hak ediyor. İnsanda kaliteli yaşaması lazım. Bu kaliteli yaşamayı herkes hak ediyor. Fakat bu ürünü kullanın, tavsiye edin. Siz de o kaliteli yaşamaya başlayın diyor. Yani
Vizyon olarak da tabii gelecekte öyle bir sistem kurmak istiyor ki online satış sitesi birçok ürünün satılabildiği, kaliteli ürünlerin satılabildiği ve bu sistem içerisinden de bütün üyelerin para kazanabildiği bir satış platformu oluşturarak herkesin çok iyi yaşamasına, kaliteli ürünler kullanmasına ve para kazanmasını hedefler arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sizleri Atom'da görme dileğiyle. Hayırlı günler.